kızlar birazdan zil çalar. Alamet'in dersine geç kalıp da azar işitmeyelim. Of ya. Alamet hocanın dersi değil mi bu ders? Ya hiç girmek istemiyorum şu adamın dersine. Biliyorum da yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. Abla, Alamet hoca size neden eziyet ediyor? Bilmiyorum ki Nazlıcığım, takmış işte bize. Çatlağın teki işte, ne olacak? Ya aslında hocalarımıza böyle hakaret etmek de çok doğru değil ama... Asıl onun öğretmenlik yapması diğer öğretmenlere hakaret. Antenli çatlak işte. Kızlar. Merhaba Selena. Nasıl keyfiniz? Nasıl olabilir ki? Şimdi Alamet hocanın dersine giriyoruz. Ve bize eziyet edeceğini bile bile girmek zorundayız o derse. Doğrusunu söylemek gerekirse benim de o hocaya hiç kanım kaynamadı kızlar. Aman Selena, sakın Alamet hocanın yanında kanım kaynamadı falan deme. Sonra tutar üstümüze çakmakla deney yapmaya kalkar kan kaç derecede kaynıyor diye. Yok artık. Sen önce yaptığı eziyetleri görsen öyle demezdin. Evet evet, bir keresinde sen A şehrinden gelen arabası, sen de B şehrinden gelen araba ol. Bakalım ne zaman çarpışıyorsunuz diye bizi birbirimize çarpıştırmıştı. Gerçekten mi? Bir şey değil, daha neler yaptı bize. Anlaşılan Alamet hocanın özel bir derse ihtiyacı var kızlar. Ve anladığım kadarıyla bu özel dersi sen vereceksin ona, öyle mi? Yok, bu sefer ben vermeyeceğim. Peki kim verecek? Pelin. Pelin verecek. Pelin mi? Pelin de kim? Merhaba, ben Pelin. Selena, bu sen misin? Evet, ama siz bana Pelin deyin, olur mu? Selena, yani Pelin, Alamet hocaya nasıl dersini vereceksin? Onu birazdan görürsünüz. Hadi geç kalmadan derse gidin şimdi. Ama ben görmeyeceğim o zaman. Merak etme Nazlıcığım, ben sana anlatırım sonra. Hadi kızlar. Bana bakın bey namazlar. Benim derslerimde öyle kalemin arkasını dişlemek, kalemle sıraların üstüne tavşan çiziktirmek, kalem çıt çıtlı kalemin borusundan birbirinize kağıt üfürmek gibi gerizekalı şakalar yapmayacaksınız. Eşek şakası yapacaksanız adam gibi yapın bey namazlar. Milenyuma girdik. Durun durun, siz hiç zahmet etmeyin. Ben açarım kapıyı. Gel! Demek geç kaldım bey namaz. Ben yine öğrencinizim. Aa, pek de saf bir şeymişsin. Maşallah. Geç, istediğin yere otur. Aa, ya da dur. Ben sana bir hoş geldin sorusu sorayım. Bugün yırttınız. Hocam, bu kova neden burada? Aa, önemsiz bir problem için sana hazırladım. Ama madem merak ettin, ben de bu problemi açıklayayım. Evet bey namazlar, bugünkü problemimiz yağmur problemi. Yağmur. Yağmur problemi mi? Evet. Acaba yağmurda çok koşan mı yoksa yürüyen mi ıslanır? Bence ikisi de aynı derecede ıslanır hocam. Göreceğiz. Şimdilik ben sana yağmur yapacağım. Bakalım ne kadar ıslanacaksın. Bu soruyla ilk defa karşılaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet. Sıkışmış. Aa, hiç kova sıkışır mı hocam? Sıkışmış işte, yalan mı söylüyorum? Hocam kova hiç sıkışır mı? Kalkmıyor. Gel sen kaldır. Kaldır. Peki. Sıkışmamış. Allah Allah. Yardım edeyim mi hocam? İstemez, istemez. Biz yardım edelim hocam. Biz. Ben sana yardım edeyim mi? Vurayım bir tane suratına. He? Kızarını bekliyor suratın. Süt beyaz. Bütün sinirimi seni çıkartırım. Gülme. Hocam, kendinize doğru çekin. Ovada bir şey var, kova ıpraşmıyor. Kova garip olmuş kovaya. Aa,
Sıkışmıştı bu. Nasıl geldi? Hangisi daha çok ıslanırmış hocam? Tabii ki de gördüğünüz gibi az koşan daha çok ıslanıyormuş. Gireceksin bir saçağın altına, orada yağmur dinene kadar bekleyeceksin. Oh, bu soruyu da bana çözdürdün bey namaz, otur. Aferin, aferin. Vallahi helal olsun ya. Hiç hayatımda böyle bir şey görmemiştim ben. Önemli değil. Yani benim geldiğim yerde alamet gibi çok hoca var. Ya nereden geldin sonra bu sayıp? Sana ne? Peki nerede kalıyorsun? Ya ne yapacaksın Ozan? Aşkım genel kültür olsun diye. Hani nerede kalıyor, uzak mı, yakın mı, nedir, ne değildir? Ya çok neşeli birine benziyorsun. Teşekkür ederim de arkadaşlar neden uzaylı görmüş gibi davranıyorsunuz? Alt tarafı alamete dersini verdim. Vallahi kızım içimizin yağları eridi. Böyle sınıfça oh dedik ya. Ya sen bizim kahramanı mısın ya? Ben neyinim? Sen benim kız arkadaşımsın yani sevgilim olarak. Aa öyle mi? Şimdilik öyle. Ne demek şimdilik öyle ya? Biz hep sevgiliyiz ama değil mi aşkım? Bunu konuşacağız Ozan seninle. Ya o manada değil aşkım yani hani sınıfa yeni yüzler geldi. Ne güzel oldu manasında. Selim ben kantindeyim kendime yeni yüzler bulacağım. Görüşürüz Pelin. Leyla. Görüşürüz. Oturun çocuklar. Evet, sanırım sınıfta yeni bir arkadaşımız var. Evet hocam, adı Pelin. Evet, bugün geldi hocam, daha yeni. Sana mı sordu Burak hocam? Evet yani Ozan, bu kadar kişi arasında sanki siz varsınız bir tek cevap verecek. Hayatım hani ben yardım edeyim istedim. Yeni gelmiş kız, yazık. Merhaba hocam, adım Pelin Karakaşlı. Ben yeni öğrencinizim. Hoş geldin Pelin. Sizin de adınız Burak değil mi? Evet. Burak Kocataş, Türkçe öğretmenim. Şimdi bu okula geldiğime daha mutlu oldum. Oturabilirsin Pelin. Bana bir şey mi söyleyeceksiniz hocam? Sadece biraz tanıdık geldi de yüzün. Kime benzettiğimi düşündüm bir an ama çıkartamadım. Yani insan insana benzer değil mi? Ben de aslında sizi birine benzettim. Ya kime? Tom Cruise. Evet neyse. Tanıştığımıza göre derse başlayabiliriz. Bugün şiirde uyak çeşitlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu konu işleyeceksek ben de size bir şiir okuyabilir miyim? Yani şiiri çok severim de. Tabii okumak istiyorsan oku bakalım. Önce bir ellerim vardı yalnızlığımla benim aramda. Sonra birden kapılar açılıverdi. Ardına kadar. Sonra yüzün. Onun ardından gözlerin. Sonra her şey çıkıp geldi. Vallahi süper. Harikasın Pelin'ciğim. Süper. 10 numara şiir. Tebrikler Pelin. Teşekkür ederim Pelin. Cemal Süreyya'nın benim de çok sevdiğim şiirini bize okuduğun için. Evet. Hadi bakalım. Açın kitaplarınızın 78. sayfasını. Pelin'ciğim tekrar tebrik ederim. Ozan. Şiir 10 numara. Hayatım ya şiir bana seni hatırlattı. Ben o yüzden şiir... Öyle mi? Teneffüste hatırlatacağım ben sana. Merak etme Ozan. Ya nereden çıktı bu salak kız ya? Daha Selin Ezi'nin elinden alamadım Ozan'a. Bir de bu salak çıktı. Ya evet ya gelir gelmez Erdem'i de ayar. Beni bulur ha. Geldi Behzat Yelgöz. Mıhlayacağım seni. Tam gözünden mıhlayıverdim onu. Kör olasıca. O gözlerin kör olsun da Burakcığımı göreme inşallah, iyi mi? Nereden çıktı? Gir. Allah! Hocam. Ha canım söyle evladım, ne var? Ben sizden bir şey rica edecektim. Ezikleri okuldan atmamı söyleyeceksen hiçbir şey yapamam Kıvılcımcığım. Tabii Ekrem Bey aidatlarını ödediği sürece. Yok hocam o değil de bizim sınıfa yeni gelen kızla ilgili. Ya sınıf çok kalabalık oldu da yani bu kızı başka bir sınıfa alabilir miyiz diye soracaktım. Sizin sınıfa yeni gelen kız mı? Kimmiş ya o? Ay hocam Pelin diye salak bir kız bugün geldi ya. Pelin mi? Ben Pelin diye bir öğrenci kaydetmedim ki bugün okula. O kız nereden çıktı o zaman hocam? Ben de bileyim evladım nereden çıktı.
Allah Allah. Bir de şimdi kaçak öğrencilerle mi uğraşacağım? Nereden çıktı bu anlamıyorum ki. Şimdi gösteririm ona. Neymiş bakalım Fethullah Koleji'nin derslerine kaçak olarak girmek, öyle beleşe özel okuldan faydalanmak. Dur geliyorum. Merhaba hocam. Aa, merhaba Pelin. Şey hocam, ben size bir şey soracaktım da. Tabii, derse ilgili mi? Yok, yani sizinle ilgili. Benle mi? Şey soracaktım ben, bir kız arkadaşınız var mı? Niye böyle bir şey sordun? Ya sadece merak ettim. Pekala. Aslında öğrencilerimle özel hayatım hakkında pek konuşmam. Ama madem merak ettin, söyleyeyim. Bir kız arkadaşım var, adı da Selena. Şey, peki güzel mi? Hem de çok. Olağanüstü güzel. Aynı zamanda da çok iyi. Dünya tatlısı biri. Yani onu çok seviyorsunuz öyle mi? Hem de anlatamayacağım kadar çok. Neyse, özel hayatım hakkında bu kadar konuşma yeter sanırım. Teşekkür ederim. Ben de bu kadar açık konuştuğunuz için teşekkür ederim hocam. Ah Burak Bey, burada mıydınız? Size bir şey sormak istiyorum ben. Bu sınıfa bugün Pelin diye bir kız geldi mi? Aa evet, yeni öğrencimiz Pelin bu kızımız. Allah cezanı vermesin. Suratından belli zaten nasıl bir üçkağıtçı olduğu. Dur bakayım, ben seni birine benzeteceğim ama. Sen kesin benim sevmediğim birine benziyorsun. Öyle hissediyorum. Fitnat Hanım, sorun nedir? Ne olacak Burak Bey? Ben bu kızı bu okula kaydetmedim. Yeni kaydoldum ayağına. Sınıfa gizlice sızıp bir güzel de özel eğitim alacak, uyanık. Ne oluyor ne oluyor? Niye okula giren çıkanı kontrol etmiyorsun? O gaz bile sana. Her tarafına sokacağım o okları. Allah kımız lazım. Hadi gel. Böcek kılıklı. Allah kahretsin. Kımıl kımıl. Fitnat Hanım, bir yanlışlık olmasın. Pelin, sen gerçekten kaydolmadın mı okula? Şey, kaydoldum. İsterseniz kaydımı göstereyim. Ha, ben yalan söylüyorum öyle mi? Fitnat Hanım sakin olun. Bir görelim getirdiği kağıdı. Salak ayol bu. Kızım sen bu okula kaydolmamışsın ki. Mehmet Bülbüloğlu'dur, ne menendir. İsminde mi emanet yok, öyle bir şeye kaydolmuşsun. Evet Fitnat Hanım haklı. Ya demek yanlış okula gelmişim ben. Evet, yanlış okula gelmişsin şimdi. Hadi kağıdını kalemi topla git. Senden girdiğin dersin parasını da almam lazım ama. Neyse ki iyi günüme denk geldin. Çok özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Yine de sizin derslerinize girmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Pelin'cim. Sen çok akıllı bir kıza benziyorsun. Eminim gittiğin yerde de çok başarılı olacaksın. Aa, bir saniye çocuğum, bak aklıma ne geldi. İstersen parasını vermek kaydıyla sen de bu okulda okuyabilirsin. Senin baban ne iş yapıyor çocuğum? Benim babam şey işi yapıyor. Güner Holding'de çalışıyor. Güner Holding mi? Bildiğimiz Güner Holding mi? Çalışıyor derken kaçıncı katta? Yukarılarda bir yerlerde mi çalışıyor? 32. katta. 32 mi? Oo, 32. Aa, tutun beni. Aa, ne güzel, ne güzel. Gerizekalı Fitnat. Az kalsın koskoca yöneticinin kızını kovuyordun. Adam şimdi ne biçim bağışlar yapar okula. Efendim hocam? Dedim çocuğum. İstersen sen otur bir güzel dersini bitir. Yarın babanı da al gel. Oturalım hep beraber konuşalım. Senin gibi zeki bir öğrenciyi kaçırmak istemeyiz değil mi Burak Bey? Yani artık bu okulda okuyabilir miyim? Tabii evladım. Senin buradaki eziklerden neyin eksik? İnanın buna babam da çok sevinecek. Ne zamandır beni özel okulda okutmak istiyordu. Ama tabii o da haklı. Sonuçta hademe maaşıyla. Ne? Hademe mi? Hademenin kızı mısın sen? Hadi oradan. Hani 32. katta çalışıyordu baban? Evet, babam 32. katta yöneticilerin katında hademelik yapıyor. Allah seni kahretmesin. Pis hademenin kızı. Puh, ezik fakir. Sen o hademe maaşıyla değil bu okulda eğitime bak. Türkü bile okuyamazsın. Allah kahretmesin. Ben de bu Arap sabunu kokusu nereden geliyor diyorum. Hadi gözüm görmesin seni. Ops. Nereye? Biz Pelin'e bakmaya gidecektik hocam. Ha Pelin, şu yeni gelen bıcırık. Evet. Nesine bakacaksınız ki Pelin'in ha? Nesine bakacaksınız? Ya ama hocam. Ama hocam. Büyük konuşunca büyüğünü dinleyeceksin. Terbiyesiz. Bana öğretici cümleler kurdurtma. Sana bakıyorsun bu şuna suratlı. Hiç öylesine bakıyorum ya. Bu şuna suratlı. Temizle bunu. Temizle. Kızlar ne oluyor yine? Ne olacak? Ali Ahmet Hoca yine terör estiriyor. Ya. Ah!
Sen ne vurdun? Komik bir şey mi oldu beynamazlar? Bence çok komik hocam. Komedi dans üçlüsü. Haydi bakayım. Siz kantine bana bir çay alın. Haydi. Ben de Pelin'le baş başa kalayım. Haydi. Pelin. Kantinde görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Demek biraz önce ben arkada düşünce seni bir gülmedir aldı. Gülük geldi. Bakalım boğaza gideceğim mi? Kova sıkışık. Gelmiyor. Ne oldu bugün bu kovalara ya? Ağır mı geldi hocam? Sen sus, or sus. Müsaadenizle hocam. Kovalar beni şaşırtıyor bugün. Allah Allah! Bu kovalar da sıkışıyor bugün. Kovalar sıkışmaz ki hocam. Hocam, soruyu yine kendiniz çözdünüz ama. Komik bir sese benemez. Ben kendim bilerek yaptım herhalde. Kendim bilerek yaptım. Benden bu takımda bende 8 tane var bu takımda. Demiriyor benemez. Git işini başına. Şerefsiz. Haysiyetsiz. Sıkışık kovaları koyun önüme. Seninle de sonra sınıfta görüşeceğiz. Neydi adın? He, Belin, Belin Hanım. Sınıftaki... Hiç zannetmiyorum hocam. Çünkü biraz önce kaydımı aldırdım. Görüşürüz Belin Hanım. Geçin şuradan! Dur! Geri git! Lan! Kapanın abi! Yeter! 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 Lan seni kırdın! Yeter! Sıkıntı çoğaldım ya! Hoş geldiniz. Ne olmuş? Ay ne olmuş? Ay ne demek ne olmuş ya? Hoş geldin Pelinciğim. Sınıfa renk kattım falan. Kattın mı abi? Katmadı abi. Sınıf gayet renkliydi. Sen ne kadar satıcı bir adammışsın ya. Abi bizde yalan yok. Biliyorsun yani. Bilmez miyiz Ozan? Kızı görünce resmen dibin düştü. Dibin mi düştü? Asıl Erdem'in dibi düştü. Bakıyorsun. Neyse ki yabancı değil. Nasıl yabancı değil ya? Merhaba arkadaşlar. Ne haber Pelin? Benim okuldan ayrılmam gerekiyor arkadaşlar. Size veda etmeye geldim. Veda etmeye mi? Evet, beğenemedin mi? Kaydımda bir problem çıktı. O yüzden başka bir okula gitmem lazım. Hangisi olduğunu ararsan de gidersin. Neyse arada gelirsin ama değil mi? Yani niye geleceksin ki canım? Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Pelin. Görüşürüz. Neyse ben artık gideyim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. İyi olmasın ki zaten. Leyla'cığım yani biraz gereksiz yere tepki vermiyor musun? Gerekli ya da gereksiz bunlar benim tepkilerim.